Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım Evet piyasalarda hafta açılışları gelecek Bitcoin tarafında hafta kapanışı geldi Kritik bir hafta kapanışı yaptık Uzun zamandır beklediğimiz yükselen dip geldi Bu hafta içerisinde bizleri neler bekliyor hep birlikte konuşacağız Cidden önemli veriler mevcut Evet öncelikle Bitcoin tablosunu inceleyecek olursak Kısa vadede Önce şöyle bir haftalık tabloya bakmak istiyorum. Haftalık tabloda yine mor kutu üzerinde kapanışları yapmaya devam ediyoruz. Burası gerçekten bizim için önemliydi. Mor kutunun üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok diyorduk. Şu anda da bu yükseliş hareketliğini net şekilde koruduğumuzu söyleyebiliriz. Yine bir diğer husus bu alanda aslında bir yükselen dip yapmamızdı. En son bildiğiniz üzere burada 40 bin bandında bir dip yapmıştık burada. Bu dipten sonra Bitcoin henüz yükselen bir dip daha gerçekleştirmemişti. Bu hafta kapanışıyla bir birlikte bu aşamada bir yükselen dip görmüş olduk. Bu yükselen dip bizim sigortamız dedik. Neden? Bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz tek seviye arkadaşlar 67.100 dolar. Bitcoin 67.100 dolar altında bir hafta kapanışı yapmadığı sürece piyasa üzerinde benim için hiçbir sıkıntı yok. Net şekilde söylüyorum. Bu alanda bir alçalan dip görmediğimiz sürece... Arkanıza yaslanın ve piyasayı izlemeye devam edin. Ee, bu alanda dediğim gibi gümbür gümbür yükselişler görmesek de önümüzdeki süreçte bir akümülasyon sürecini bize gösterebilir buradaki dip seviyesi. Yani Bitcoin'in bundan sonraki süreç içerisinde bu alanda bir akümülasyon süreci geçirmesi beklenebilir. Ee, burası aslında bizim için çok kritik bir e, veriyi gösteriyor. Burası bizim sigortamızı gösteriyor arkadaşlar. Burada bir yükselen tepe yaptık burada bir yükselen dip yaptık ve oldukça pozitif bir tablo mevcut. Dediğim gibi hafta kapanışından sonra bir kırmızılık görünse de hafta kapanışları bizim için önemli. Şu anda Piyasanın yükselişte devam etmesini bekleyeceğiz bu hafta içerisinde. Yine günlük tabloda bakacak olursak burada ekstrem bir durum söz konusu değil. E, aşağı yönlü 68.500 bandını takip ediyorduk. Dip yapacağımız bir seviye var lakin buraya dikkat etmek lazım. E, 69.500 dolar yani burada aslında 1000 dolar daha e, yukarı çekebiliriz günlük kapanışta seviyeyi. E, 69.500 dolar altında e, bir günlük kapanış yapmadığımız sürece... Burada günlük anlamda da tablo yani kısa orta vadede de tablo oldukça pozitif devam ediyor diyebiliriz gelelim şöyle kısa vade tablo bizlere neler veriyor. Ee, şu an için hala hacimli bir yükseliş hareketliliği yok. Hacimli bir yükseliş hareketliliği olmadığı gibi e, bu aşamada e, ciddi satış baskıları da e, görünmüyor arkadaşlar. Yani satış baskıları da bir nebze e, hafifledi diyebiliriz aslında. Yani hacimli satış baskılarını da kenara bıraktık. E, şu anda bekleyeceğimiz tek şey hacimli bir yükseliş hareketi olacak. Hala düşler bir tık daha hacimli. Ama dediğim gibi burada artık işler birazcık daha tersine dönüyor gibi bu aşamada özellikle pozitif bir kırılım gelirse şöyle 71 bin 200 dolardı. Son kapanışta birlikte 71.300 dolar diyelim. 71.300 doların üzerinde bir 4 saatlik kapanış yapmamızla birlikte tekrardan burada yeni ATH seviyesine ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Burayı zaten uzun zamandır takip ediyoruz. Yukarıda 71.250 aşağıda 68.500 diye konuşuyorduk. E, şu anda hala bu bant aralığında ilerleyen bir Bitcoin grafiği var. Yine bu iki bant aralığını takip edeceğiz. Günlükte bunu bir nebze yukarı çekebiliriz dediğim gibi. Nereye çekebiliriz? 69 9500'leri e, günlük kapanışları takip etmeniz lazım. Altında gelecek kapanışlar yine bu aşamada özellikle e, long işten takip eden arkadaşları bir nebze tehdit eder cinsten olacak. Ama bizim için şu anda özellikle benimle birlikte alım yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Veya ya, paylaşmış olduğum sepetleri yapmış olan arkadaşlar için konuşuyorum. Haftalık bazda alçalan dip gelmediği sürece... Haftalık bazda alçalan dip gelmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, arkanıza yaslanın, karlılıklarınızı e, korumaya devam edin diyorum. Onun dışında ekstra bu aşamada dediğim gibi e, bizim için önemli verilerden bir tanesi neydi? Hemen şöyle haftalık tabloya gelelim. Ee, burada ortalamaların bulunduğu alanda Ortalamalar da yine e, başını yukarı verdi. Devam ediyor burada özellikle haftalık bazda ilk ortalamamız olan e, 20 haftalık ortalama 54 bin dolarlara kadar e, yükseldi. Burası gerçekten önemli. E, süper trendde bir ekstrem kırılım var mı dersek orası hala 52 bin dolarda devam ediyor. Açık net söylüyorum ben arkadaşlar hala ve hala. Şu band alanının altında bir hareketlik beklemiyorum. Yani ben bütün oyun planımı da buna göre şekillendiriyorum. Burası benim en dip görebileceğimiz nokta. Bak burası gelir demiyorum ama. Burada gelebilecek en dip nokta gördüğüm alan aslında burası benim. Bundan dolayı 30 bin dolara düşeceğiz, 40 bin dolara düşeceğiz. Beklentisiyle işlem yapacak arkadaşlar ciddi anlamda oyunun dışında kalacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yine şu tarz bir geri çekilme gelirse hafta içerisinde böyle 60 bin dolar bandına kesinlikle ve kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm ilk alım noktaları olacaktır. Yani piyasanın dışında kalan arkadaşlar için yine devam edelim. Şöyle saatlik bazda bakalım böyle birazcık daha belki işlemde olan arkadaşlar vardır. Ee, burada tabloda şöyle bir yükselen tepe yapmışız. Ortalamaların üzerine attığımız yerde tekrardan pozitife döneriz. Özellikle böyle 70.000 bandının üzerine yine bir saatlik kapanış yaparsak burada e, en azından düşüşü birazcık daha hafifletmiş oluruz. Tabi burada ana kırılım neresi olacak yine 71.300 dolar olacak. Saatlik bazda bence bu alanı takip etmekte fayda var. Ee, yine... Hemen şöyle dominans grafiğine değinecek olursak bu alanda ne görüyoruz? Dominans grafiğinde yatay hareketlilik devam ediyor. Hafta kapanışı da bu alanda e, aslında. E... Şöyle baktığımızda yatay alanda geldi. Henüz bir yükselen tepe göremedik. Özellikle 74 bandının üzerinde gelecek kapanışlar burada da e, altcoinler adına bir tehdit oluşturacaktır. Ama dediğim gibi burada dominans tarafının bir tık daha yukarı gitmesi bizim için oldukça karlı olacaktır arkadaşlar. Şu 58-59 bandlarında bir dominans grafiği görürsek e, ve Bitcoin'de de o sıralarda böyle 80 bin dolarların üzerinde bir fiyat görürsek mükemmel derecede güzel bir alım fırsatı elde etmiş olacağız diyebilirim. E, yine devam ed Edelim hızlıca devizyon tarafında ekstrem bir sıkıntı yoktu zaten buralarda daha piyasa açılışları gelmedi dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksinde de şu anda ekstrem bir sıkıntı görünmüyor ee, burada günlük anlamda baktığımızda pozitifliğini e, koruyordu şu anda 105 bandı potansiyel hedef buranın üzerindeki kapanışlar bizi oldukça tehdit edecek daha doğrusu piyasalar oldukça tehdit edecek. Ee, şunu belirtebilirim bu aşamada aslında ee, evet kritik bir noktada olduğumuzda e, buradaki yükseliş hareketliği bizi negatif etkiler ama dediğim gibi e, bitcoin arkadaşlar destekten uzaklaştıktan sonra yani diyelim ki e, bitcoin şu anda diyoruz ki 69 bin bandı, mesela Bitcoin 79 binlere vesaire ilerledi. Bu defa 69 bindeki destek seviyesine kadar maksimum bizi götürür ama yükseliş trendimizi bozmamış olur arkadaşlar. Dediğim gibi şu an için e, küresel piyasanın aksine e, Bitcoin ters hareket edebilir. Yani küresel piyasada bir düzeltme hareketliliği başlasa dahi Bitcoin arkadaşlar e, yönünü bozmadan Net şekilde kararlı şekilde ilerleyişini sürdürebilir. Dediğim gibi bunu da iyi takip etmek lazım. Tabi bir tehdit oluşturuyor mu dolar endeksi? Özellikle destek konuma yakınsak desteğin kırılması açısından bizim için bir tehdit oluşturur. Ama dediğim gibi uzun vade baktığımızda piyasalar şu bir yıl içerisinde kan ağlayacak olsa dahi bitcoin yönünü değiştirmeden yukarı devam edecektir. Altın e, rekorla birlikte devam ediyor. Yükselişine ekstrem bir sıkıntı, problem görünmüyor. E, burada aslında önemli bir veri var. Yükselen bir tepe görüyoruz. E, yine günlük anlamda e, 20 günlük ortalamaların üzerine atıyoruz. Doğalgaz tarafında bir pozitiflik var. Hafta kapanışı tabii ki önemli olacak. Bu bulunduğumuz seviyenin bir tık daha üstünde bir hafta kapanışı görürsek arkadaşlar doğalgazda tekrardan ibrenin yukarıya döndüğünü konuşabiliriz. Burada özellikle yine takip edilecek bir diğer alanda 2 dolar bandı. 2 dolar bandının üzerindeki kapanış doğalgazda işleri tersine çevirecek kapanış olacak. Gümüş tarafında ekstrem bir sıkıntı yok. Altınla birlikte yükseliş trendini koruyor. Market cap'lerde ekstrem bir sıkıntı problem görünmüyor. USDT dominans alt bant alana ilerliyor. Verdiğimiz direnç alanlarının üzerine atamadık atamadı. Yine devam ettiğimizde dolar tl yükselişini net şekilde koruyor. E, bu aşamada ekstrem bir sıkıntı yok. Yine petrol tarafında e, baktığımız zaman e, yükseliş trendi net şekilde korunuyor diyebiliriz. Hedefte 94 dolar bandı var. Dolar TL ile alakalı arkadaşlar ne olur derseniz seçimden sonra çok daha ciddi hareketlilikler bekleniyor mu? E, zaten seçim öncesi de sert yükseliş hareketliliği vardı. E, aynı doğrultuda bu hareketlik devam edecektir. Yıl sonuna böyle 40 dolar 40 TL bandına e, ulaşması bekleniyor. Zaten aslında şu anda beklenti dahilinde hareket eden bir dolar TL grafiği var. Yine bu beklenti dahilinde hareket etmesi olası yani burada e, kain olmaya gerek yok Merkez Bankası bile e, yükselecek diyorsa yükselecek abi ee, burada biz tarafında tabloya baktığımız zaman aslında önemli bir veri var Şurada bir düşüş trendi çizmiştik Daha öncesinde bu düşüş trendinin üzerinde bir hareketlilik var ee, Bakalım burada 9200 bandların üzerinde bir kapanış yapabilirse Eğer biz bugün e, bu alanda 10.000 bandına doğru ilerleyiş, iş, ilerleyişi için ilk adımı atmış olacak Öndeki direnç alanda 9400 bandı olur Dediğim gibi burada pozitif bir kırılıma hazırlanıyor BIST grafiği Evet genel itibariyle durum bu aslında ekstrem bir e, değişiklik yok piyasalarda oldukça pozitif kapanışlar var aylık kapanış geldi aylık kapanışa da bakalım isterseniz aylık kapanışta da rekor aylık kapanışı yapmış durumdayız arkadaşlar burada da yine oldukça pozitif bir tablo var rekor haftalık kapanış var mı var rekor aylık kapanış var mı var. Ee, haftalıkta yeni bir e, yükselen dip oluşturduk mu? Oluşturduk. Haftalıkta yeni bir yükselen tepe yaptık mı? Yaptık. Ee, yine baktığımız zaman e, kısa vadede e, küçük bir kırılımla pozitif alana geçecek bir bölgede miyiz? Evet. Haftalıkta yine e, ve kısa vadede de Düşüşteki hacimler düştü mü? Düştü. O zaman dediğim gibi bu aşamada ne beklenebilir? Ee, küçük bir kırılımla gelebilecek güzel bir hacimle yukarı üst bant doğru bir ilerleyiş beklenebilir. Tabi bu aşamada e, hacimsiz bir hareketlilik yaşanırsa yani evet konuşuyoruz şu anda burada. Ee, kırılım gelirse burada nerenin üzerine 71.300 doların üzerine bir kırılım gelirse ne diyoruz? Ee, yukarı yönlü ilerleyeceğiz ama burada hacimsiz bir kırılım gelirsek burada enerjimiz belki bizi 80.000 üzerine atmaya yetmeyebilir arkadaşlar. İlk hedef olarak 76.000 dolarlara götürür ve oradan belki de tekrardan bir geri çekilme görebiliriz. sert satış baskılarını getirebilir. O yüzden lütfen ama lütfen hacim grafiğini dikkatli takip edin. Burası gerçekten bizim için önemli. Onun dışında açıklama kasmı kısmında arkadaşlar link linki var. Açıklama kısmındaki linkten Quantfile'e kayıt olurken kriptoloji davet kodunu kullanırsanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. İşlem ücreti fonlama ücreti ve komisyon ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Uzun zaman sonra arkadaşlar farklı bir borsada işlem yaptım. E, bir gün boyunca ve ee, gerçekten Quantifier'in arkadaşlar özellikle vadeli taraftaki avantajlarını anlamış oldum. Özellikle benim gibi e, gün içerisinde böyle e, belli bir zaman aralığında çok sık işlem açıp kapatıyorsanız o komisyonlar ciddi anlamda can sıkıcı oluyor. Yani ben küçücük yükselişleri aslında değerlendiriyorum. Yani orada %0.1 yükseldiği zaman benim için önemli oluyor aslında bu yükseliş. %0.5 gittiği zaman çok güzel yükseliş yakalamış oluyorum benim yaptığım trade mantığında ve Quantifier'de üzerinden sık sık işlem açıp kapatıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Karımı alıyorum. Ama diğer borsada abi pozisyonları karla kapatıyorum. Borsa ismi vereyim vermeyeyim. Ee, karla kapatıyorum pozisyonu. E bir bakıyorum bakiye eksi gidiyor. Karla kapatıyorum pozisyonu bir bakiye eksi gidiyor. Artık baki sabit yere getirdim ondan sonra bıraktım. Dediğim gibi özellikle sık sık işlem yapıyorsan bir işlem açıp uzun vade tutuyorsan veya aynı yerden hisse senedi, kripto para, emtia bunların hepsini aynı noktadan almak istiyorsan kuantları gerçekten deneyimlemeniz gereken bir platform arkadaşlar. Bunu net şekilde söyleyeyim. Ee, uzun zaman e, burada işlem yapıp tekrardan bir diğer tarafa döndüğünüzde e, cidden kıymetini anlıyorsunuz. E, bu özellikle işlem ücreti gerçekten çok can sıkıcıymış. E, uzun zamandır deneyimlemiyordum bunu. E, tekrar deneyimleyince gerçekten işlem ücretleri çok fena durumda. Yani böyle işlem açıyorsun. Güzel bir karlılık yakaladığımı hissediyorum. Bir bakmışım hesap makinesi artmıyor abi. Çok kötü. Dediğim gibi e, güzel bir avantaj. Kriptoloji davet konuyla da kayıt olsanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabilirsiniz. Onun dediğim gibi haftalık kapanışlar pozitif. Teknik açıdan hiçbir problem yok. Evet istediğimiz hacim piyasada göremiyoruz düzeltme açısından bu bizi tehdit ediyor özellikle 68500 altında kapanışlar için tehdit ediyor ama genel trend bozulmadığı sürece bizim için sıkıntı yok elimizdekileri tutmaya devam ediyoruz sürekli alım yapmaya devam ediyoruz kalın salacaklar görüşmek üzere Hoşçakalın.